2022-2023 güz dönemi itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı çatısı altında verdiğim Türk Müziği'nde Ses Sistemleri dersimin son seansının kaydı olacak. Bir hafta önce öğrencilerim yeni yıl konseri veriyor oldukları için izinli sayıldılar. E, bu hafta genel bir tekrar yapıp konuları baştan ziyaret edip e, dersimizi tamamlayacağız. Son ders değerlendirmesine yönelik sormak istediğim sorular şunlar. Türk müziğinde ses sistemleri diye çoğul bir ifade karşımıza çıktığı anda söz gelimi Batı veya Hint müziği dünyasına kıyasla nasıl bir anlam çıkartmaktasınız yahut çıkartmalıyız? İkincisi, bundan dolayı Farklı farklı perde sistemi önerilerinin arkasında tarihsel, kültürel, ideolojik ve hatta biyolojik bir arka plan, dahası gereklilik bulunduğunu düşünüyor musunuz? Üçüncü olarak, demek ki sizce birçok farklı türden Türk müziği gerçeğiyle mi karşı karşıyayız? İşte Anadolu Rak, işte yöresel müzik türleri, Karadeniz müziği, işte yörük havaları, bozlaklar. Ee, Anadolu e, rock dışında e, arabesk, rap, hip hop, e, bunlar e, belki gündeme getirir. Türk pop müziği e, gündeme getirilebilir. E, dolayısıyla farklı perde sistemi önerileri günümüzde artık bu açıdan mı değerlendirilmeli? Dördüncüsü o açıdan mı gerçi yoksa değişim dönüşüm adı altında köklü bir yozlaşma tabiri caizse temperalizm dediğim etki ile mi yüz yüzeyiz sizce? Farklı perde sistemi önerilerinin en azından bazıları buradan mı besleniyor? Ve beşincisi, sonuç olarak bu dersimizden nasıl bir perspektif edindiniz? Mesleki olarak size nasıl bir yansıması oldu veya olacak şeklinde sorularım var. Buna dair bir oryantasyon kazandırmak üzere doktora tezimin uzantısında yayınladığım makalemden bir ön söz okuyacağım. E, Zaman da e, yaklaştığına göre, ders saati de yaklaştığına göre seansı başlatalım. <laughs> Hala da biraz hastalığımı atlatab atlatabilmiş değilim. O yüzden sesim biraz çatlak gelebilir. Neyse biz e, öğrencilerimizi davet etmek üzere e-posta davet sistemini yönelelim. Tam ekran paylaşımını da yapalım bu arada. <laughs> evet ders saatine girdik ve davetimizi de gönderdik. Evet şimdi Orientasyondan oryantasyondan bahsetmiştim. Şu makalem rahmetli Şehvar Beşiroğlu hocanın ikinci yazarı olduğu doktora tezimden ürettiğim makale. Türk makam müziğinde nazariyat icra örtüşmezliğine bir çözüm. 79 sesli düzen. Yani perde sistemi. öğrencilerim gelinceye kadar şu bilgiyi de vereyim. Bu Aralık 2008'de yayınlandı. İTÜ Dergisi B'de. Sosyal Bilimler Dergisi. 5. cilt. 2. sayı. Evet. Deniz geldi. Deniz'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, hastalıklarını atlatabildin mi Deniz'cim? Atlattım hocam, ha, hocam. Geçmiş olsun. Ee, bu e, RSV diye bir virüs beni de çok etkiledi. E, hala da sesim çatallı geliyorsa anlaşılıyordur. E, e, tam geçmedi. Hocam salgın gibi bir şey var. Evet bir salgın var yine. Hatta birkaç salgın iç içe. Değil mi Denizciğim? Aynen öyle deniyor hocam. Domuz gribi falan da deniyor. Evet. Yani tedbirli olmak lazım. Sağlığımızı kazanmamız gerekiyor bir yaştan sonra. Artık o yaş gitgide genç, gençlik yaşlarına doğru geriledi. Artık yediğimiz içtiğimiz her şeyde bir zehir var dikkat etmek lazım. İşte bu mikroplastikler var, çevre kirliliği var, her bir şey var. Kesinlikle hocam. Düzgün beslenemiyoruz zaten. Hı. Yani hastalık şöyle yani tam toparlıyorum böyle, iyileşiyorum bir daha hastalık. Bir evet, bir evet, kirli, evet. Hortluyor e, hastalık. <laughs> evet, çok çok geçmiş olsun Deniz'ciğim. E, e, evet, Teşekkür Nevzat yani. da geldi. Nevzat'cığım Nevzat'cığım hoş geldin. Merhaba. Hocam merhaba. Çağrı ile berabersin. Merhaba Çağrıcım. Evet arkadaşlar son dersimizde bir oryantasyonla başlayalım. Diğer arkadaşlar gelince kadar şu bilgiyi vereyim. Doktora tezimden hareketle ürettiğim bir makale bu dersin genel kapsamını özetliyor. Makale rahmetli danışmanım Şehvar Beşiroğlu'nun ikinci yazarı olduğu şekilde... İTÜ dergisi BD yayınlandı Aralık 2008'de. Bu e, genişletilmiş bir halidir. Ama ben sadece özeti okuyacağım şimdi. Daha sonra devamını okumak istiyorum zaman olursa. E, hatırlayacaksınız ben e, arelezgi sistemini alternatif olarak her perde üzerinden transpozisyonları elverişli 79 sesli bir kanun perde sistemi önerdim. Eee Başlığı da şöyle makalenin zaten. Türk makam müziğinde nazariyat icra örtüşmezliğine bir çözüm. 79 sesli düzen. Şimdi bunun özeti e, en can alıcı noktayı kavruyor. E, şimdi uz dilek sistemi veya e, Muzaffer Sarı Sözen sistemi daha sonra e, öyle de düşünülebilir. <laughs> yani Aralizgi sistemi sistemiyle Türk makam müziği... E, 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 ...icrası arasında uzun süreden beri var olduğu algılanan uyuşmazlık ses kayıtlarının bilgisayar çözümlemeleri yoluyla kesinleştirilmiş bulunmaktadır. Bu nedir bunlar? Usta icracıların ölçümlerinden hareketle e, perde sıklıklarının tepe noktalarıyla perde sistemleri önerilerini karşılaştırıyoruz. Buna göre... Ee, bulgular şunu gösteriyor. Türk makam müziğine özgü ne ki Ara Lezgi kuramının yer vermediği çok çeşitli orta ikili aralığın tartışmaya yer bırakmayacak şekilde bilhassa çalındı ortaya çıkıyor. Ee, nedir bunlar? Söz konusu orta ikili aralıklar işte bağlamada e, Muzaffer Sarı Sözen sistemin açıklamaya gayret ettiği ama e, kabak kemane gibi zurna gibi enstrümanlarda çok daha fazla çeşitleri olabilen orta ikili aralıklar nedir bunlar? 3'te 2, 4'te 3, 5'te 4 tanini şeklinde açıklanabiliyor. Nedir bunlar? Dolayısıyla Türkiye'de e, Cumhuriyetimiz kuruldu evreden itibaren 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen musiki inkılabının kilit isimlerince çeyrek tonlar olarak vasıflandırılan batı müziğinde olmayan sesler. Buraya kadar hemfikir miyiz? E, yani müziğimizde batı müziğinde olmayan bazı aralıklar, perdeler var. Bunda en yani fikir miyiz arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Ee, ne diyorsun Nevzatçım Çağrıcım? Biz de aynı fikirdeyiz hocam. E, tamam evet. yani bu, bunla, peki bunları batı müziği seslerine zorladığımız zaman ne oluyor? Kısıtlanmış oluyor. Tam tamper e... sisteme Sık, ya, yani ha, doğasını bozuyoruz yani o ma, Hüseyin'in makamı ya da e, nedir o Kerem Ayağı e, değil mi e, artık o havayı vermemeye başlıyor veya sabah makamı kalenderi o havayı vermemeye başlıyor. E, bun, bunun sebebi işte bu orta ikili aralıkların mevcudiyeti onların uygulanması gerekliliği. Şimdi çeyrek ton e, dediğim zaman burada birkaç anlamı birden var hatırlayın nelerdi bunlar? Evet, birinci anlamı, evet denizciğim. Çeyrek tonların bizim için anlamı mı olacak? Yani Türk müziğinde çeyrek ses denilen kavram neyi, neyi ifade etmekte kullanılmış Cumhuriyet'in erken döneminde. Yani bu aralığız gündürek sistemine göre işte hocam... Halk müziğindeki ara sesleri anlamında mı e, hocam? E, yani gerek halk müziğinde olsun, gerek sanat müziğinde olsun... ...işte bu orta ikili aralıkları veya e, artık ikili aralıkların türlerini ifade etmekte kullanılmış. Yani batı müziğine uymayan, uymamakta direten, e, zorla uydurulmak istenen orta ikili aralıkları... ...artık ikili aralıkları e, kastetmekte kullanılmış. E, ve... Bu birinci anlamı. İkinci anlamı ne olabilir? Hani dersimizde yüz yüzeyken göstermiştim kanunda Deniz'ciğim. Nişabur yapmıştım. Sonra ne yapmıştım? Bazı makamları karşılasın diye kullanılıyordu. Onun için mi? Yani natürelden alterasyon yapabiliyoruz. Yani Nişabur'un buseliğinde durup, buselik perdesinde durup birdenbire uşşakın segah perdesini atlayabiliyoruz. O zaman natürelden aşağı ...bir çeyrek seslik değiştirme gerekiyor. De yani değiştireç gerekiyor. Dolayısıyla alterasyon olarak... ...değiştireç olarak burada gerekli. Veya benim e, verdiğim... ...çok sesli müzik örnekleri itibariyle... ...mütakiben... ...armoninin gerektirdiği şekliyle... ...gelebilen çeyrek sesler olabilir. Yani mütakip... yani ...peş peşe, peşi sıra... ...gelen çeyrek ses olabilir. Ee, bunun dışında... E, ...tabii... ...melodik olarak... Peş peşe gelen çeyrek ses, e, o bir önceki verdiğim örnek dışında neredeyse hiç yok diyebiliriz. Ama bunun dışında e, bizim müziğimizi Bizans-Arap müziği kökenli olarak damgalamakta kullanılan bir ideolojik araç. Tamam, şimdi dolayısıyla çeyrek ses dedikleri zaman bütün bu kavramlar içerisinden bilhassa Batı müziğinin 12 eşit tempere sesine yakın gelmeyen, uymayan orta ikili aralıklar kast Orta ikili dediğim nötr ikili, orta ikili yani yarım sesle tam ses arasındaki aralıklar. Neymiş bunlar? 3'te 2 tam ses, 4'te 3 tam ses, 5'te 4 tam ses. Hesapladığımız zaman kaç sente geliyor? Ee, Çağrı'cım sen bana gösterebilecek misin burada? Nasıl yapıyoruz? Sent değeri olarak. Yok, nasıl, yapıyorduk? nasıl yapıyorduk? Önce Tanini'nin oranını bulalım. Heh. Pitagorsal sistemde Tanini'yi nasıl buluyorduk? Fa, Do, So, Re, La, Mi, Si diye Onu giderken. Hocam, tam hatırlamıyorum ya. E, Nevzatçım sen hatırladın mı? Fa, Do, So, Re, i̇şte La, Mi, Si de, diye giderken de. Do, Re arasını nasıl buluyoruz? Kaçıcı, şey, Hatırladınız e, mı? Oranını mı soruyorsunuz hocam? E, oranını de, soruyorum evvela kaç kaç beşli yukarı? Kaç beşli yukarı? E yapın hesabını do sol sol re yani do, re, 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 re. Evet do re. re la. Hayır re la'ya gitmeye gerek yok do re. Beş. Ha, doğru. Ha, denizim, do re. Denizim denizim kaç tane beşli gittik? Do, do sol sol re. Iki, i̇ki beşli. tamam. İki beşli, beşli. demek ki 3/2 çarpı Evet Nevzatçım. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 değil mi? Yani 3 kere 3 9. Ee, 2 kere 2 4. E, ee, ama bir okta başa alacağız. 9 bölü 4. Yarıya böleceğiz. 2'ye böleceğiz. Evet, böleceğiz. Yani 9 bölü 8 oldu. Çünkü 9 bölü 4'ü 1 bölü 2 ile çarparsak 9 bölü 8 oldu. İşte taninin oranı bu. Log Şimdi demek ki logaritmik ıskalada sent değerine dönüştüreceğiz. Nasıl yapıyoruz bu bağlı frekansı? Logaritma e, çarpıyoruz. E, i̇ki tabanlı logaritmasını alıp. Iki sonra sonra 1200 çarpıyoruz. çarpıyoruz. Peki bu tanininin sent değeri Pitagorsal sistemde. E, 4 3 tanini ne yapıyor? Nasıl hesaplayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Çarpı 3 bölü 4 değil mi? Evet bölü 4 çarpı 3. Evet işte 152 sen. Bir öncekine kıyasla ne kadarmış farkı? 152.9 sent. Ee, tekrar yapalım. 9 bölü 8. 2 taban logaritması çarpı 1200. Bu sayı eksi bu sayı. Bakın çeyrek ses oldu. 50 sent. Neden? Çünkü çeyrek ses dediğimiz zaman yarım sesin yarısı. Yarım ses 100 sent olduğuna göre Çeyrek ses 100 bölü 2 50 sent. Demek ki e, burada e, hemen 750 sene öncesine dönebiliriz. Ve Safiyyudu Nurmevi'nin Şerefiye Risalesi'nde şu pasaja gelebiliriz. Biraz büyütüyorum burada. Siz e, YouTube'dan izlerseniz bu videoyu büyüttüğümü göreceksiniz. Diyor ki ve kad yekale erba'it tanini budul irha. Tanininin dörtte birine irha denir diyor. Yani Çeyrek ses tarifi antik Yunan'dan bir geliyor. Bir de İslam medeniyetinde e, Helenistik kültürün çevirisinde karşımıza çıkıyor. Ve burada demek ki sent değeriyle baktığımız zaman gerçekten de Tanini'nin dörtte biri kadarı e, gerçekten değil mi? Bir daha bakalım. Dört, işte, dörtte üçüyle farkını aldım. Alterasyon farkına baktım. Bir de Tanininin dörtte biri olarak bakalım. 9 bölü 8. 2 taban logaritması çarpı 1200. Bölü 4. E i̇şte yine aynı 51 cent. Yani burada çeyrek sesler şöyle karşımıza çıktı. Değiştireçler yani natürellerden değiştireçler olarak alterasyonlar olarak çıktı. Veya o alterasyonların e, işaret ettiği orta ikililer yani yarım sesle tam ses arasındaki aralıklar olarak çıktı ki bunlara mücennebat deniyor. Urmevi tarafından hatırlayın mücennebat yani işaret parmağı yanı ud baskı perdesi yeri e, ud baskı yeri ya da perde yeri e, ve bunun dışında modern e, müzik yapıldığında avantgard müzik yapıldığında mikrotonal makamsal e, çok seslilik yakalanmak istendiğinde mütakip e, çeyrek sesler olarak gereklilik karşımıza çıkabiliyor. Şimdi dolayısıyla çeyrek ses dediğimiz zaman bağlamada da gördük. Olabilecek en küçük müzikal aralık olarak gördük. Değil mi orada Excel tablosundan hareketle yaptık. 55, 56, 58 cent yani 50 sente çok yakın e, farklar gördük. İki en yakın perde arasında. E, şimdi dolayısıyla bir örtüşmezlik var. Analizgi sisteminde e, 24 gayrimüsavi perdeli sistemde eee icrada ve eğitimde kullanılan bu yürürlükteki bu sistem itibariyle makam müziği mirasını bizans ve Arap uygarlıkları ile ilişkilendirdiği düşünen çeyrek tonlar dışarılanıyor. Bunun kasıtlı yapıldığı çağrışıyor. Bak bir daha okuyorum. Ee, makam müziğinin icrasıyla Arelez sistemi arasındaki örtüşmezlik icrada ve eğitimde kullanılan yürürlükteki gayrimüsafi 24 perdeli kuramın makam müziği mirasını Bizans ve Arap uygarlıkları ile ilişkilendirdiği düşünülen çeyrek tonları dışarılayacak biçimde kurgulanmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Ee, şimdi demek ki burada mücennebat, orta ikili artık ikili aralık çeşitleri bunların kapsanması gerekiyor. Bizim müziğimizin doğasında öyle bir aralık dünyası var. Şimdi Bizans kökenli mi, Arap kökenli mi, bu tartışmaların artık bu yüzyılda gereği kalmamıştır bana göre. İster Bizans'tan ilham alarak gerçekleşmiş olsun, ister Arapların dahli olsun, ister İran etkisi olsun, ister Kuzey Afrika etkisi olsun. Bu artık bizim coğrafyamızın, bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Ve bizim dilimizle, bizim e, duygularımızla meydana gelmiş bir müzik kültürüdür. dolayısıyla biz bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz dediğimiz zaman sabah makamının karakterini vermezsek bu müzik burkulur. Bu müziğin S sistemi demek ki bunları kapsamayı gerektiriyor. Fakat fakat şu anki sistem, yürürlükteki ara sistemi bunu kapsamıyor. Yani sabah makamının karakterini denedik gördük tam veremiyor. E, Hüzzam makamını tam veremiyor. Uşşak'ı hele Hüseyin'i neredeyse veremiyor. E, veya Karciğer'i veremiyor. E, tamam Hicaz'ı belki bir yere kadar veriyor ama garip Hicaz'ı veremiyor. Halk müziğinde de garip var, değil mi? Garip icaz dediğimiz e, sanat müziğinde garip icaz dediğimizin karşılığı garip garip var, değil mi? E, şimdi dolayısıyla e, bu 79'lu sistemi ortaya koydum çalışmamda e, müsavi 24 perde taksimatın çalınan aralıkları tümüyle karşılamadığını ortaya koymak koydu, koydu koydu koyduktan sonra şunu gösterdim: Ebced, Kantemir, Osman dede, Harutin, Hamparsum e, gibi Huruf notalar ve Arap dünyasında tanınan 24 perdeli çeyrek sesli diziler ve Oransa'nın 29 sesli sistemi ve Karadeniz'in 41 perdeli sistemi gibi tarihsel ve çağdaş alternatifler icrada gözlemlenen birçok mikrotonu tatminkar düzeyde yansıtamıyor bana göre. Çünkü transpozisyonlar da devreye giriyor. Ee, e, Karadeniz sisteminin zayıflığı e, olan bir taraf itibariyle. Bu nedenlerden dolayı 79 sesli bir sistem geliştirdiğimi söylemiştim. Bu düzen münasıran e, ejder güneş yapımı bir kanun uygulandı, uyarlandı e, ve özel bir mikrotonal notasyon seçtim. Makamların böylece her ahenkte eksiksiz temsil edilebildiğini savunuyorum ve bütünüyle kavranabilmesine yönelik süre gelen sorunların aşılabilmesine bir çözüm olarak ileri sürüyorum. Şimdi bu perspektifi niye verdik? Bu oryantasyon bize şunu gösteriyor, e, müziğimizde birçok perde sistemi önerisi var. Ee, bütün bu perde sistemi önerileri nereye vardıracak bizi? Şimdi sorularımıza gelelim. Ee, Denizciğim, sen, sen senin cevaplamanı istediğim birinci soru şöyle: Türk müziğinde ses sistemleri diye çoğul bir ifade karşımıza çıktığı anda, örneğin Batı veya Hint müziği dünyasına kıyasla nasıl bir anlam çıkartmaktasın? Hocam isim verdiniz mi? Biz evet, ona da... Deniz Deniz başlasın, sonra siz de devam edelim Nevzatciğim, Çağrı'cığım. Evet Deniz'cim. Hocam, <laughs> e, bizde tabii şey var, farklı yaklaşımlar var. Batı müziği temperaman bir sistem. Tamam, yani, tempera bir sistem. Tempera bir sistem. E, Hint müziği de az çok e, hangi yapıda, hangi seslerin kullanılacağı belli olan bir sistem. Yani çok bilgi sahibi değil, Örnek bilgi olarak Hint müziği dedim. Yoksa Tayland Hı. müziği de olabilir, Gamelan müziği de olabilir, Japon müziği de olabilir. Hocam oradaki aralıklar genelde uzak durdu. İşte şeyli pentatonik aralıklar kullanılıyor, sesler belli, aralıklar belli. Hatırlayacağım ee, da Tabii bu şeyler e, var. Ya şeyler ama şöyle bir, bir şey var, yok var. mu? 500 sene öncesinde Nikola Vicentino... 31 perdeli arşi çembalosunu tasarladığında ve bütün dünya müziklerini burada seslendirebilirsiniz dediğinde, batı müziğinin e, armonisini de ona göre baştan vaz ettiğinde karşımıza biraz daha geniş bir perspektif çıkmıyor mu? Çıkıyor hocam ama işte ne kadar kullanılıyor? Bizde de aynı sıkıntı var. Yani, yani sadece bizde yok. mi çok perde sistemi önerisi? Hint müziğinde de... E, Çin müziğinde de, e, gamelan müziğinde de yok mu? E, e, Gizem'cim bu arada hoş geldin. <laughs> hiçbir, hiçbir müzik böyle dört dörtlük e, şey e, korunmuş bir şekilde ilerleme, Mutlaka farklı görüşler, tarih, tarihler, işte şey, öneriler e, sunuluyor. Yani her müziğin e, farklı ses sistemleri, yorumlarını yapmışlardır. Yani bizde de aynı şekilde bazı öneriler var. Bu şekilde bakıyorum. Peki. E, Nevzatçım, Çağrıcım siz burada ideolojik bir e, arka plan olduğunu düşünüyor musunuz bu ses sistemlerini çoğul oluşunda? Hocam e, bence tarihsel süreç önemli arkasında kültürel, ideolojik fikirler de önemli. Çünkü e, her bulunduğumuz toplumun kendine has bir müziği var. Tamam. Ve bunun da getirdiği sistemler ortaya çıkıyor doğal olarak. E, bir Avrupa'da kullanılan müzik sistemi bizimkini karşılamadığı için farklı sistemlerin olması çok doğal bence. Hani bunun tartışması verilmemeli bence. Peki, Böyle kabul edilmeli. Her Peki bizim e, toplumun perde farklı sistemimizin kendisine özgü sistemleri olduğu konusu tartışılmamalı bence. Artık. Peki bizim perde sistemlerimizin e, matematiğinin e, 19. yüzyılın sonu itibariyle şekillenmeye başladığına ne diyorsunuz? bundan önceki safiud Nur Nurmevi'den sonra gelen yüzyıllarca matematiksiz kalınan bir döneme ne diyorsunuz? Hocam o bizim e, bence kendi ayıbımız diyebilirim. Çünkü hı. bir gelişen süreç var e, ve her şey gelişmeye mahkumdur ya. Hı hı. Bizim müziğimizde matematiğe biliminden yararlanarak gelişmesi lazımdı. Hı hı. En azından ifade şekli gelişmeliydi ama bundan kaçıldı hep öncekinlere dayanak sunuldu böyle hani hep onlar kaynak gösterildi yeni bir şey çıkmadı bence e, biraz geç kalındı ama oldu peki çağrıcım sen, sen de. ne diyorsun hocam şöyle bir durum var şimdi hani bir gelişim evet söz konusuydu ee, mesela işte hani sanat müziğimizden bahsedelim sanat müziğimizdeki hani bu farklı bir gelişim aslında sentez müzikle gelişti yani şu an ee, örneğin işte hani e, e, işte söylenen parçalara bakıyoruz, şarkılara bakıyoruz, ne bileyim eserlere bakıyoruz. Hani e, e, nasıl anlatılır o iş? Eee Arabesk'in mesela bir sentez bağlamını ben artık hocam e, duymaya başladım. Hı hı. Yani şu an hala bir, 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 bir hani matematiksizlik var aslında. Hı. E, kabul ediliş yok hala. Hı hı. Yani bir gelişim var ama biraz kötüye doğru bir gelişim var gibi de hissediyorum ben son hı. zamanlarda. Tamam. Şimdi burada yani, matematiksizlik var diyorsun ama evet, e, yani, oryantal e, dijital klavyelerin kullanılmasıyla Ben duymaya başladım artık. Oryantal dijital klavyelerin kullanılmasıyla ne oluyor? Hı. E, yani Arapların çeyrek sesleri bizim arabeskimize daha e, ee, böyle kesin nokta atışlarıyla geliyor Son işte bu yeni, evet. yıl, yılbaşı e, şovlarını izlerseniz evet. televizyon programlarında orada yapılan müziği evet. dinlerseniz e, arkada oryantal klavyeler var Oryantal evet. klavyeler ne yapıyor Oktavın logaritmi kıskaladı 24'te birine göre şekilleniyor. E, i̇ster istemez burada Arap temperalizmi devreye girmiyor mu? E, Gizemcim sen ne diyorsun? Ee, yani Türk müziğinde ses sistemleri diye çoğu bir ifade karşımıza çıktığında burada ideolojik bir arka plan mı var yoksa biyolojik bir arka plan mı var tarihsel kültürel bir zorunluluk bir dayatma mı var nedir sence? Gizem'e Gizem sordum. Gizem'e sordum denizcim evet. Ee, Gizemcim orada mısın? Ee, gizem'in bağlantısı belki kesiliyor şimdi Gizem'cim duyabiliyor musun? Ee, tamam ee, Gizem'e gelince kadar devam edelim Şimdi dolayısıyla nerede kaldık Deniz'cim? Ee, burada e, yani e, eşit temperamanın zorlayışı e, Eşit temperamana bizim aralıklarımızın zorlanması e, Söz konusu olduğunda bu bir kültürel gereklilik mi? İdeolojik bir dayatma mı? Nasıl değerlendiriyorsun? Biyolojik bir kaçınılmazlık mı? Hocam bence tarihsel süreçle alakalı biz işte ikinci Mahmut'tan hatta ikinci Mahmut dönemi ve yönümüzü batıya döndük. Hı hı. Bütün alanlarda yavaş yavaş batının orduları, batının mızıkasını <laughs> kullanmaya evet. başladık. Kendi müziğimize olan ilgimiz de Daha sonra kendi demeyelim de işte bizim Farklı kültürlerle birlikte kendimizden de Bir şeyler ekleyerek oluşturduğumuz bu Adana Türk müziği dediğimiz müzik Zamanla Buna karşı olan ilgimizi Azalttık ama işte Sonuç olarak işte Dünya savaşlarının Galibi olan taraflar Hı -hı. Daha çok Kültürel bir emper emperyalizm Uyguladılar Tamam biz bunların her alanda etkilendik müzikte de, de aynı şekilde kültürel olarak müzikte de, de aynı şekilde etkilendik hocam. tamam ben buna temperaman emperizmi diyorum müziğimize gelen 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 dayatmaya e, ne, ne, diyor katılıyor musunuz bu temperalizm lafına hocam yani hocam katılıyoruz bayağı da ilgimizi çekti tamam, tamam. <gülüyor> Denizciğim duyabiliyor. musunuz? Sözlüğe Bizim de burada e <laughs> Yani emperyalizm zorla olan bir şey. Bizim de burada kendi talebimiz de var. yani Biz de buna meyilliyiz. Yani biz bir bakıma bu kültürel emperyalizme kapılarımızı açmış mı oluyoruz? İster istemez. Kesinlikle hocam. E, tamam. Şimdi e, Gizem'cim duyabiliyor musun? E, Gizem'in bağlantısında bir sorun var galiba. Ee, belki de mikrofondan uzaklaştı. Tamam devam edelim. Yani temperalizm lafı evet sözlüğe geçebilir. Ee, buna rahmetli Emin Beyhum e, temperalizm demişti benden ilhamla. Ee, o da Lübnanlı bir müzikolog Geçen de vefat etti Allah rahmet eylesin. Ee, yani evet şöyle bir etkisi var. Yani yaren gecelerine bakıyorsunuz e, Çankırı'da. Veya sıra gecelerine bakıyorsunuz Gaziantep'te. Artık oryantal klavyeler işin içine giriyor, değil mi? Yani ya, müzik yapılırken dijital araçlar kullanılıyor ve bir bakıyorsunuz e, Arapları ifade etmek için geliştirilen 24 eşit sese dayalı klavyeler yüzünden bizim arabeskimizin köşeleri bile tıraşlanıyor. bizim e, işte e, e, fantazi müziğimizin köşeleri bile tıraşlanıyor... Hatta halk müziğimizin, sanat müziğimizin de artık bu eşit temperaman kalıbına sokulduğunu görüyorsunuz. E, dolayısıyla soru şu. E, farklı yani bu farklı türler gerçeği söz konusu olduğunda farklı perde sistemi önerilerinden bazıları hiç olmazsa e, burada bu çerçevede mi değerlendirilebilir? Yani bu benim benimseyiş veya buna karşı koyuş olarak mı değerlendirilebilir? Evet. Söyleyin arkadaşlar. Nevzatçım çağrıcım. Hocam kaçırdık orayı. E, evet. Bir daha söyleyelim. E, yani bir temperalizm etkisi var ama farklı perde sistemi önerileri, e, farklı farklı Türk müziği türleri itibariyle e, bu temperalizme karşı koş ve onu benimseyiş e, kaygılarıyla mı ortaya konmuşlar? Sizce? Hocam bence... Ee, nazaren öyle değil de şahsi görüşüm kendi toplumlarımızın yani toplumumuzun müziğini en iyi şekilde ifade etmek için de böyle sistemler ortaya konmuş olabilir. Ama sizin dediğiniz de bir olasılık. Peki, o temperalizme karşı olmuş olabilir. Peki Çağrı'cığım şunu hatırlatmak isterim. Batı akort aygıtlarını referansıyla akortladığınız zaman kanunu ne oluyordu? Yani, yani, tam tutmuyor. Dönüşüyor. Eşit ses yarım tutmuyor sesler ya. geliyor değil mi? Eşit yarım sesler evet. gelince ne oluyordu? E yine tem, tem, eşit temperamanın e, 12'li döngülerini absoluyordunuz. Evet hocam. E, ve bu, böylece ne oluyor? 12'nin kaç katını alabilirsiniz? 2 katını alırsanız Arapların çeyrek ses sistemine geliyorsunuz. Yani dijital oryantal klavyelerde olan sisteme geliyorsunuz. 3 katını alırsanız benim yüksek lisans tezim dilleri sürdüğüm 36 perdeli sisteme geliyorsunuz. 4 katını alırsanız bir başkasının bir başkasından ilhamla ya da ona referans vermeden kullandığı 48 ton eşit taksimata geliyorsunuz. 5 katını alırsanız 12 kere 5 60, 60 ton eşit taksimat o zaman yine bir diğer arkadaşın önerdiği ya da o bir önceki arkadaşın zamanında önerip bir başka arkadaşa şimdilerde savunduğu 60 ton eşit taksimata geliyorsunuz. 6 katını alırsanız 12 kere 6, 72 ton eşit taksimat. Benim dikkate getirdiğim şekliyle kanunlara yani piyasa kanunlarına uygulanan temperamana geliyorsunuz. Yani oktavı 72 eşit parçaya bölen sistem bizim ara perdelerimiz açıklıyor ama bir kusuru var. Bizim perdelerimiz bu kadar regüler mi? Bu kadar kesin kesi kesin köşeli mi? Yani orta ikili aralıkları tamam sağlıyor. Ee, aynı zamanda artık ikili aralıkların çeşitlerini de sağlıyor ama e, yani ara perdeleri kullanmadığın zaman piyano ile beraber eşit tempere sistem, yani 12 ile eşit tempere sistemde icra yapıyorsunuz ve kanun konçertosu vesaire burada e, ya tek başına çalmadığı zamanlar, orkestra ile beraber çaldığı zamanlar Batı tarzı bir müziğin e, ...enstrümanı haline geliyor. E, şimdi dolayısıyla burada e, farklı perde sistemi önerilerini Akort Aygıtının ülkemize girişiyle de e, e, yan yana değerlendirmek lazım. E, ve dolayısıyla e, Denizciğim, sen burada e, bu, bu söylediklerini hareketle, bu dersimizden nasıl bir perspektif edinmiş oluyorsun? Mesleki olarak sana ne, ne yansımalar olabilir? Hocam bana e, yansıttığı şey şu. Yani hiçbir şekilde dayatılan bir ses sistemine e, mahkum olmak, onunla sınırlanmak e, doğru değil. Yani, hı hı. Bir müzisyenin yapmak istediği, e, duymak istediği sesleri kullanabilmesi lazım. Tamam. İyi düşünüyorum. Peki. E, yani onun dışında Farklı müzik, farklı ses sistemlerini bilmek e, insanın tabi enstrüman icra ederken ufkunu genişleten bir şey. Hı hı. Yani hocam benim açımdan böyle faydaları var. Tamam. Enstrümanda da böyle ileride belki farklı denemeler yaparım diye düşünüyorum. E, ta, yani ne, ne delikleri açılırken... E yine Batı referansıyla, Batı Akort getir referansıyla artık açıldığını biliyorsun değil mi Deniz'ciğim? Yani hocam sadece şey e, üstten üçüncü delik diyeyim ya da si evet. diyeyim orada bir, bir komalık bir e, peslik var ya yani seyah perdesi. Tamam ama onun şey dışındakiler. Onun dışındaki şey perdelerin hepsi Evet hocam, batınizi. Ya evet, şimdi burada bir problemimiz edelim. var. Yani e, burada temperamana yöneliş, temperamanın dayatılması biyolojik bir gereklilik haline mi geliyor? İdeolojik bir dayatma mı? Tarihsel kültürel gelişmenin bir parçası mı? Evet, Gizemciğim burada sana sormak istiyorum eğer sesim alabiliyorsan. Evet hocam. Heh. E, <laughs> evet. E, soruyu bir daha sorayım mı? olur hocam Tamam. şimdi hocam. farklı farklı perde sistemleri var ee, karşımızda batı akort aygıtlarının dayatmasıyla gelen eşit temperaman e, zorlaması var bu kültürel bir gelişme midir ideolojik bir zorlama mıdır biyolojik bir gereklilik midir sen nasıl düşünüyorsun bence zorlama hocam e, tamam ee, daha önceki bir dersimizde sen e, bu, bunun bir gereklilik olduğunu düşündüğünü ifade etmiştin ya bazı yerlerde hani kurallarını uygulamamız hani belki mantıklı olabilir ama bir yandan da bir hani zorluluk yani zorlama evet. olduğunun da etkisi olduğunu düşünüyorum biraz. Tamam. Şimdi bu zorlama karşısında ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yani temperamanı hayatımızdan tamamen çıkartacak mıyız? Veya temperamanı kendi ihtiyaçlarımıza göre başka türlü mü kullanacağız? Ee, nasıl ne yapmamız lazım sizce? kendimize göre kullanacağız. Ee, bu güzel bir öneri Gizemciğim. Sen ne diyorsun Nevzatçım Çağrıçım? Hocam benim şahsi düşüncem yani genel olarak bu dersin bana kat. Bahsetti yani sorunun başından gelirsem Hı -hı. öncelikle ön yargıımı yıktı. Hah. Ben e, hani biz bir şekilde yetiştik ve Hı -hı. biz bu sistemi biliyoruz. Hani Sibemol iki budur veya işte bemol şudur yani halk müziğinde bu böyledir diyebilirken hı hı. başka sistemlerin olduğuyla tanıştık ve bu aslında ön yıktı. Şimdi 3 <laughs> yıl sonra bir istesek ya benim bir sistem var şu Nevzat bak hiç ön yargısız direkt incelerim yani. E çok güzel. O anlamda bu ders bana bunu kattı. Tamam. Bir yan, diğer anlamdansa bu matematik hesaplar sayesinde kendim bir derleme yaparken veya bir notayı alma çalışması yaparken bu matematiksel ee, bize öğrettiğiniz aralıklardan, oranlardan yararlanıyorum şimdi ödevleri ha, manzara tamam. edarken, O anlamda faydası oldu. E, tamam. Ee, Görüş olaraksa düşüncem düşüneceğim şey, kendimiz için en faydalı şekilde her sistemden faydalanabiliriz. Güzel. Yani o batı sisteminde bana bir faydası olacaksa bir noktada onu da kullanabiliriz. Çok güzel. Çok Sizin güzel. sisteminizden yararlanabilirsem o da aynı şekilde. Çok güzel. Bir çağrı'ya sormadan önce aynı soruyu şunu söyleyeyim. Benim bir sözüm var. Gayri muteber aralık yoktur. Olsa olsa gayri muteber uygulaması vardır. O da kültürel zeminde olarak. yani uygunsuz aralık diye bir şey yoktur. Yapmak istediğiniz müziğin türüne göre, vermek istediğiniz duygu kıvamına göre İstediğiniz aralıkları, istediğiniz perde sistemini seferber edebilirsiniz. Benim düşüncem bu. Ne diyorsun Çağrıcığım buradaki durumla ilgili olarak? Hocam ben Nevzat'ın söylediklerine aslında katılıyorum. Yani, <laughs> hani farklı bir şey aslında söylemeye de şu an hani pek bir gerek yok gibi görüyorum. E tamam. Yani evet. e, istediğiniz perde ya. sistemini ileride işinize yarayacak şekilde kullanabileceksiniz. Yani, yani hocam kesinlikle yani. E, tamam. Peki şöyle bir soru. <laughs> senfonik ortamda bütün makamlarımızın seslendirildiği ve çeşitli transpozisyondan transpozisyonlardan seslendirildiği bir eser yazılmak istense nasıl bir hareket etmemiz gerekecek? Denizciğim mesela sen ilk se cevaplamak istersen. Senfonik ortamında bütün Normalde makamlarımızın çeşitli transposyondan... transpozisyonlardan çok sesli yapılmak istenmesi söz konusu olsa ama mikrotonal olarak ne yapmamız gerekir? Hangi perde sistemlerini öne çıkarmamız gerekir? Yani senfoni e, orkestrası benim mesela eşlik ettiğim orkestra şey sistem kullanıyor. Tamam ta, ama ama makamlarımızın özünü vermek açısından diyorum. Yani e, mücennebatı artık ikili aralıkları olduğu gibi aslına yakın vermek açısından diyorum. Yani mümkün olduğu kadar mikrotonal aralıkları kullanabilmemiz açısından en uygun sistemi lazım. Yani, yani burada matematiksel bir yani, kurgu gerekiyor değil mi baştan? Kesinlikle hocam. Yani burada daha çok yani mesela ben neyi çalıyorum? Bunlar <laughs> bana göre birazcık daha birazcık daha benim tarafıma doğru gelmeliler yani Evet. Sistemi ha, sistemi tamam. Var. Yani bizim batı müzikçilerimiz, batı müziği yapan e, orkestra elemanlarımız makamları biliyor olmalılar. Makam entonasyonunu biliyor olmalılar artık değil mi? Kesinlikle. Tamam. Yani e ee, eşlik ederken zaten sorun yaşıyoruz yani. Ha, şimdi bir kemana bir piyano eşlik ederken işte gelmiyor o sesler. <laughs> Mikrofonla ee, sesleri duyamadığımız zaman o işin doğal olmuyor yani deniliyor ama Olmuyor yani. E, burada bir, burada bir var. kültürel uyuşmazlığımız var. Bunu nasıl aşacağız? Yani hangi perde sistemiyle e, aşmaya çalışacağız veya ortak bir nazariyat gerekiyor mu? Se sen, ne diyorsun Gizemcim? Yani Batı müzikçilerle halk müzikçiler, sanat müzikçiler, hepsi arabeskçiler, hepsini bir araya getirecek ortak bir nazariyat mı olmalı yoksa duruma göre vaziyeti idare edecek e, genel geçer sistemler üzerinden mi vaziyeti kurtarabiliriz? E Hocam şimdi bir ayrımcılık olduğu için <laughs> Türk müziği yapan işte Türk müziği Batı müziği yapan hani böyle bir ayrımcılık var zaten evet. okulumuzda da bunu Hı -hı. görüyoruz. Hı -hı. Ee, hani ama bence hani bir araya gelmeleri güzel olabilir. Hani bu yüzden de hani bir nasıl desem ortak kullanabilecekleri bir şey olabilir aslında. Evet yani hesaplı kitaplı bir sistem üzerinden ortak bir nazariyata mı gidilmesi lazım yoksa duruma göre e, Batı müzikçileri bilgilendireceğimiz özel mikrotonal sistemleri mi seferber etmemiz lazım? Bu konuda biraz kararsız kaldım aslında. Tamam o zaman Nevzat'a ve Çağrı'ya sorayım aynı soruyu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hocam o senfonik yapıda e benim şahsi düşüncem. Dedim acaba sizin sisteminizle karşılayabilir miyiz? Hı hı. Sonra aklıma şu soru geldi. Klarinetle sizin sisteminizi nasıl uygulayabiliriz? Bir sürü sistem önerim var ama sen 79'lu perde sistemini soruyorsun herhalde. Evet evet hani tüm makamları karşılayacak dediniz ya onun evet. için. evet. Makamsal e, karşılaması için sizin sisteminiz o üflemelilerde veya e, o dar bir kamışa sahip olan küçük enstrümanlarda <laughs> veya fagotta nasıl ayarlanabilir bilmiyorum ama evet. o enstrümanların komple revize edilip çalan kişilerin de makam eğitimi alıp ondan sonra bir senfonik e e oluşum ortaya çıkabilir. Ama bunun için çok e hemen yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama biliyorsun Şu değil de mi eğitim. saksafonlarda 188 perde olabiliyor oktav içinde. Tuşesinden yani. dolayı. Ha, o, özel tuşelerde, bilmiyor, özel, bilmiyor, özel bilmiyor, tuşeler bilmiyor, ve farklı üfleme işler sefer belirse, edilirse Sulu Kule klarnetinde olduğu gibi ara perdeler verilebiliyor. Piyano hmm. Efendim? Piyano. Piyano için işte Touch Keys diye bir teknolojimiz var veya e, ona alternatif dijital ha. klavyeler düşünülebilir. Eee senfoninin içinde piyano olmuyor yanlış bilmiy bilmiyorsam i̇şte, yani. Çeyrek ses Çoğunlu piyanosu ha. var e, veya Touch Keys diye tuşesini sensörlerle ayarlayabildiğimiz e, mikrotonal Allah Allah. klavyeler var. Ee, arkadaşlar kesilirse bir daha bağlanmanızı rica edeceğim. Bu arada Çağrı'ya döneceğim. Çağrı'cım sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hocam yani e, hani bence hocam her toplumun farklı bir tabii hani ses sistemi var. Bu ses sistemlerinin hani, yavaş yavaş geliştirilmesi lazım ki ben e, Türk müziğinin hani çok seslendirilmesi biraz taraftarıyım. Tamam. E çok seslendirilme bağlamında da hani farklı bir ses sistemi gerekiyor zaten. Evet. E, bir bir veya birkaç değil mi? mesela işte hani gibisinden mesela hani. E, çünkü hani e, Türk müziğinin biraz da çağdaşlaşması taraftarıyım. Hı -hı. Yani çağdaşlaşmaktan kastım hani e, dünyada tanıtılması taraftarıyım tamam. ki hani bunu da hani çok sesli bağlamda yapabiliriz. E, bunun için de çok sesli sistem e, şey ee, evet. farklı ses sistemleri gerekiyor. Tamam. Evet. Ee, gibi bir düşüncedeyim. Ama tabii hani biraz Nevzat'ın dediğine de katılıyorum. Ha. Bunları çünkü hani çalgıya birebir verebilmek hocam. kolay değil. Mesela tulum enstrümanı var hocam. Evet tulum. Ee, tulum çalgısında sadece işte şey var. Hüseyin'i beşlisi çalabiliyoruz ve e, uşak dörtlüsü çalabiliyoruz mesela. Yani tamam. Bunların dışında bir, bir mesela Makamı karşılayamıyor. Evet. Ee, ee, i̇şte karşıladığı zaman da mesela işte Kara Deniz hani birazcık şey karşılanıyor. Heh. Ee, tekrar bağlanacağımızı söylemiştim. Ee, seansı bir daha başlatalım. <laughs> Şöyle alalım arkadaşlar gelinceye kadar. evet Denizcim hoş geldin. Çağrı'yı bekliyorum. Evet Nevzat Olur. ve Çağrı. Evet Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet Çağrıcığım devam et. Tulumdan anlatıyordun. şey eee tulum enstrümanında işte hocam sadece şey hani mevcut. Hüseyin'in beşlisi mevcut ve evet. uşak dörtlüsü mevcut. Tamam. Yani şimdi hani, tamam enstrümanlardan bazıları enstrüman... revize edilmeli değil mi bu durumda? Yani kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor yani. Tamam. Yani, hani, yani perde tekniyoları... sistemi gelişimini enstrümanın gelişiminden tam bağımsız değerlendiremeyiz. Yani kesinlikle hocam. Tamam. Şimdi kanunlara yani... uygulayabiliyorsun ama klarnete evet. tuluma nasıl uygulayacaksın değil mi? Soru bu. Evet. E tamam. evet. yani. Burada dijital teknolojinin devreye girmesi gereken evet. yerler olabilir. Ee, çağdaşlık adı değil altında değil mi? Yani kesinlikle. Tamam. Gizemcim sen ne düşünüyorsun? Yani çağdaşlaşma adına dijital teknolojiyle geleneksel çalgıları modifiye etmeye açık mıyız? Yani bence olabilir hocam ama buna hani zıt görüşlerde olabilir. Ben e, ama işte. halk müziği otantik çalgılarımızın ortadan kaldırılmasını savunmuyorum. Ama alternatif olarak <laughs> orkestrada bunların yer alabilmesi için modifiye edilmeleri gerekmiyor mu bazı yerlerde? Evet hocam olabilir. Şunu yapsak ha, hocam. Nevzat'cığım e, söyle. Söylüyorum ama. E, şunu yapsak, des desek ki senfoni kalabını değiştiriyoruz. Ve sadece halk müziği çalgılarından oluşan işte e, beş bağlama, işte birinci bağlama grubu, ikinci bağlama grubu. Aynen. Ondan sonra arkaya zaten bağlama ailesinin boyutları var, curası var, divanı var. Farklı tonlar elde edilebilir. Arkaya işte Türk müziğinde kullanılan eşiği farklı olan keman. İşte Hı -hı. kabak kemanı yaylıların Hı -hı. içine e, kabak kemanı girebilir, e, klasik kemençe girebilir, bunları kullanabiliriz. Üflemelilere kaval zurna diyeceğim ama şöyle bir sorun var. Geçen hafta bir e, sunum dinledik, Hı -hı. şey hakkında balaban ve mey hakkında. Evet. Diyor ki e, bir orkestrede çalmamız mümkün değil çünkü çaldıkça 5 dakikadan sonra e, şey olarak sent olarak değişiyor ısındığı için, üflemeli enstrüman ısındığı için ya bastığım Hüseyin'i perdesi aslında biraz Hüseyin'den uzaklaşıyor. Anladım. Şey Böyle bir sorun var. Şimdi bu, bundan dolayı e, orkestra da çalabilmeleri için modifiye edilmeleri gerekiyor öyle değil mi? Evet ya kamışı değişecek, e, ısınınca farklı frekans şey vermeyen, başka sent değerleri vermeyen kamış üretilecek ama Hı. bu da işte enstrümanın özelliğini, şey, orijinalliğini bozuyor. Ha, otantik evet, otantik Ama olanı ortadan kaldıralım verecek. demiyorum. Tabii ki. Ama orkestrada çalabilecek türden bazı tavizler verilmesi gerekmiyor mu mikrotonal çok seslilik açısından? Yani Tabii verilmesi gerekir. Sent sent değerleri oynayan, kayan bir enstrüman yerine sabit seviyede duran bir enstrümanın gerektiğini söyleyebilir miyiz? Nevzatçım Söyleyebiliriz hocam. Yani e, bence zaten günümüze kadar böyle geliyor. Örneğin şöyle örnek vermek isterim. Ben bir eski bağlamayı incelediğim zaman onların bir bütün sapta sadece 8-10 perde veya 12 perdeden oluştuğunu görüyorum. Tamam. Ama şu anda 19-20 perdelere kadar çıkıyor tamam. yer Hatta daha fazla perde ekleniyor. Yani bu değişen enstrümana değişime açık bir e, tamam. yapı bence. Tamam. Nasıl bir Şimdi... Binayı yaparken geliştiriyoruz. En Ar arada geliştiriyoruz. bir yerde duruyoruz. Yani belli başlı transpozisyonları sağlamak üzere perde sayısı artıyor. Belli başlı ahenkleri sağlamak üzere e, perde sayısı artıyor. Veya akordu sabit tutmak için batıdan getirilen akort e, burguları devreye giriyor. Teller değişiyor. Yani sıcaktan daha az etkilenen e, kanun telleri. Ee, bar, eskiden barsak kullanılıyordu kullanılıyordu evet. teli tel olarak. Artık e, santurda çelik teller kullanılıyor e, demir yerine. E, dolayısıyla değişiyor. Çalgının e, şekli değişmese bile kullanılırlığı değişiyor, potansiyeli değişiyor. Evet hocam. Tamam. Yani mesela Ç Hı. kullanılan e, kabak kemanenin önüne gerilen deri önceden işte ciğer zarına, yürek zarından yapıyorlar. Ama mukavemeti az olduğu için şimdi bir balık derisine dönüyor evet. veya bir hayvan derisine evet, dönüşüyor. Hayvan derisi olabilir, evet. Ee, tamam, yani çalgı değişen gelişen koşullara uydurulan bir e, bir evet. şey. Yani e, dolayısıyla otantik olarak dursun tabi. Duduk, balaban, işte kabak Kemane yapmak isteyen tek başına bir iki enstrümanla yan yana icra yapmak isteyen kaval olduğu gibi dursun. Ama artık PVC'den ne yapılıyor? Öyle değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. Ve yani tınısı itibariyle çok büyük bir fark meydana gelmiyor benim duyabildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla neyin e, o e, deliklerinin de belli başlı mekanizmalarla geliştirilebilmesi mümkün olabilmeli. E, ya da ona uygun neyler geliştirilir? Yoksa tarihsel performans yapan batı orkestraları da eski klarnetleri kullanıyorlar. 250 yıllık klarnetleri kullanıyorlar mesela. Veya 300 senelik Fransız kornosu trompet e, kullanıyorlar. O o, dizay, o o tasarımları kullanıyorlar. E, bu demek değil ki e, çalgıların gelişimi olmayacak veya bu demek değil ki otantik çalgılar tamamen atılacak. E, böyle bir direnç var, böyle bir algılayış var. Peki, şimdi şöyle devam edelim. Makalemin daha uzun bir girişi şöyle. E, bahsettiğim işte rahmetli Şevvar Beşiroğlu hocamın ikinci yazarı olduğu danışmanım olan Şevvar Beşiroğlu hoca ile beraber kaleme almış olduğumuz bu makalede e, doktora tezimi hatırlayacaksınızdır. Türk makam müziği için 79 sesli düzen ve kuran başlıklı makalem e, doktora tezinde hareketle bu makaleyi e, üretmiş oldum. Burada e, işte orada ele aldığım konuların sonuçların değerlendirmesini yaptım. Şimdi özetleyecek olsak şöyle. Türk makam müziği nevi şahsına münasır formları, usulleri, nameleri ve bilhassa melodik aralıkları ile klasikal batı müziğinin oldukça farklı bir yapıdadır. Türk makam müziği dediğim zaman klasik musikiğimiz, sanat müziğimiz ve bazı halk müziği çeşitleri, türleri kastediliyor. E, hepsini kastetmek için zorlama yapmak istemiyorum ama makamlara uyabilen halk havalarımız var. Rumeli türküleri var veya e, işte ee, Hüseyin'i makamına uyabilen Bozlaklar ya da işte Güneydoğu Anadolu havaları var ee, İç Anadolu havaları var ee, Diyeceğim şu ki Klasik batı müziğinden her Farklı melodik aralıklarımız var ee, Ben buna Türk makam müziği e, Diyenlerdenim ancak Batı dünyasında kullanılan sesler son 200 yıldan beri oktavda 12 eşit yarım ton bulunacak şekilde ölçünleşmiştir. Buna rağmen makamlara dayalı yakın doğu müziklerinde perdelerin sayısı ve konumları bugün dahi tartışmalıdır. E, tartışmalı A Arap dünyasında bile, İran'da bile tartışılıyor. E, ve işte burada geleneksel çalgılar ve modernleşen çalgılar ikiliği var söz konusu de, anlattığı, konuştuğumuz şekliyle e, söz gelimi Arap dünyasında oktav oktav aralığı görünürde 24 eşit parçaya bölünmekteyken Türkiye'de de 53 holder komasıyla açıklanabiliyorken makamlarımızın ayrıntıları aslında iş çok daha başka düzeylere geliyor çok farklı farklı perde sistemi önerileri var. Her halükarda 53 holder komasıyla biz uşak sabah hüzam gibi makamları özgü değişken derecelerin yürürlükteki Arelis Guzilek adlı gayrimüsavi 24 perdeli Taksim Atadayı'nın nazariyatta söylenene kıyasla kaç koma daha dik yahut daha pes çalınacağını tartışma konusu haline getirebiliyoruz. Yani uşak makamı işte segah perdesi bir koma bemollü yazılıyor ama geri geldiğinde iki koma üç koma pesleşebiliyor diyebiliyoruz. Veya hüzdan makamında hisar perdesi için dört komalık... E, e, bemolle ifade ediliyor ama e bazen 3 komalık 2 komalık memol olabiliyor diyebiliyoruz. E, fakat diğer perde sistemleri ne yapıyor? E, Gültekin Oransay tarafından geliştirilen 1959'da ortaya konulan 29 perdeli sistem var. Bunu nasıl ele almıştık hatırlayın. E, tam tınılamalı bir sistem. Kaç limitliydi? Denizciğim hatırlıyor musun? Pek e, limit neydi Deniz nev... e, limit neydi Nevzatçım? asal çarpanlar e, Evet yani bir kesirin payında ve paydasında evet, olan evet. en yüksek asal çarpan neyse o kadar limitli diyoruz değil mi kesir için mesela 5/4 bölü 4 şeklinde bir majör üçlü aralığı e, 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 düşündüğümüzde kaç limitli diyoruz 5 5 evet, limitli Gültekin oran Sayın sistemindeki oranların hepsine bakıldığında sistem kaç limitli oluyor Dolayısıyla hatırlarsanız Gizemciğim sen hatırladın mı Evet Volkancığım hoş geldin. Hocam ben hatırlayamadım ya. Yani. Hocam, Hocam beni hatırlayamadım biraz <laughs> hastayım da. evet. Ee, peki Volkan'a soralım. Gültekin oran sayın perde sistemindeki kesirler e, payında ve paydasında en yüksek asal çarpan neydi Volkancığım? 41 perdeli düzenli. Yok hayır. Gültekin oran sayın 29 perdeli sisteminde kesirlerin payında ve paydasında en yüksek asal çarpan neydi? Hatırlamıyorum hocam. Tamam. Nevzat'cığım sen hatırladın mı? Hocam 2 bölü 3 mi diyeceğiz? Yok. Ee, çağrı orada mı? Görebilir miyim Çağrı'yı? Burada hocam. Ha, çağrı'cığım sen de yaklaş kameraya. Ha, e, Gültekin Oransay'ın perdeleri hatırla. Scala programında göstermiştim, listelemiştim. Ee, payında ve paydasında en yüksek asal çarpan yani en yüksek e, ee, asal sayı neydi? Çarpan olarak. İki. iki mi? Hayır. Hayır Volkan. <laughs> Ey tamam. Devam edelim. Göreceğiz daha ileride. Şimdi Gültekin Oran Oransay'ın sistemi 1959'da önerdiği bir sistem. 29 perdeli. Bunun dışında Ekrem Karadeniz'in önerdiği 1965'te önerdiği 41 perdeli sistem var. 41 perdeli sistem şu bakalım e, Scala programına getirdim buraya koydum. Şöyle yaptım. Bolaheka kora getirdim. Sol rast perdesi re sesi veriyor. Yani şöyle. Gültekin Oransay'ın sistemini, e, 41 perdeli sistemini hangi eşit temperaman içinden alıyorduk? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamadınız mı? Yok hocam hatırlamadım. E, oktavı 53'e böldüğümüz zaman ne oluyordu? O 53 eşit? ...oktavı 53 eşit parçaya böldüğümüz zaman bir adım ne oluyordu? Holder koması. Holder var, koması. Peki 53'ün iki katı ayrıntı neydi? Evet çağrı söylüyorsun ee, doğru diyordun. Evet 106 ton eşit taksimat. Yani e, Ekrem Karadeniz'in e, şu şekilde oranlarla da açıklanabilen sistemi. Approximate, et approximation dediğimiz zaman 106 dediğimizde şöyle şöyle yapalım bir dakika, copy 01 equal 106 swap 01 analyze show difference 106 ton eşit taksimatta karşılaştır bakın neymiş bu şekilde oranlarla açıklanan versiyon. 106 ton eşit taksimat içerisinden şöyle bir alt kümeymiş. Yani 2 sent hatayla ama şöyle de yapılabilir. Doğrudan doğruya şu mod alınabilir. Kopyalayalım bu modu. Copy. Ee, copy 02 diyelim. Ee, equal 106 diyelim. Mod yapıştıralım buradaki modu. Paste. İşte bu şekilde de Ekrem Karadeniz'in sistemini şöyle görebiliriz. Evet burada grafikte görülüyor. Tek tek bakabiliriz. şuraya getirelim. demek ki ta şeyden, soldan başlıyor. Pest Rast, Pest Nigar, Dikçe Nigar, ee, işte, pest Dikçe Nigar, Pest Nimzengule, e, Pest Zengule, Pest Dikçe Zengule, Pest Dik Zengule ve Pest Dügah diye gidiyor. Ee, oranları e, şey diyor yapabilirsiniz. Bağ frekansların e, şu sayılarına yönelik olarak da yapabilirsiniz. Veya 106 ton eşit taksimat içerisinden şuradaki sent değerlerini adımları alabilirsiniz. Yani e, şöyle yapalım. Neymiş demek ki? Ee, önce 0 ile 3 arası 3 3 adım, sonra 3'ten 6'ya bir 3 adım daha, 6'dan 8'e 2 adım, 8'den 11'e 3 adım daha, 11'den 14'e 3 adım daha, 14'ten 16 2 adım, 16'dan 18'e 2 adım daha tam ses. Kaç demek ki yarım komalar cinsinden yaptı 3 artı 3 6, ee, bir 3 artı 3 daha var 6 artı 6 12. 2 2 2 daha 4 12 artı 4 16 e, yani bir daha yok bir daha, 3 3 3 6 bir 3 3 daha var 6 6 12 14 e, 16 18 bu şekilde 18 bölü 2 9 9 tane koma holder koması bir tam ses. Yani e, Ekrem Karadeniz'in sistemi neymiş demek ki? 106 ton eşit taksimat içerisinden bir alt kümeymiş. Hatırlayın bunu unutmayın. E, ondan sonra e, devam edelim. E, şuraya gelmiştik. E, pardon bu değildi. E, Ekrem Karadeniz'in sistemi. Şerefiye Risalesi. Tamam. Şunu şöyle getirelim. E, Scala programını tekrar buraya getirdim. E, Şuradaydık evet. E, demek ki Gültekin Oransay tarafından 1959'da geliştirilen 29 perdeli bir sistem var. Bu 5 limitli yani herhangi bir kesirine bakıldığında payında ve paydasında en yüksek asal çarpanın 5 olduğu bir sistem. Gültekin Oransay'ın sistemi bu 29 perdeli. E, Ekrem Karadeniz'in sistemi 41 perdeli. E, bu 106 ton eşit taksimat içerisinden bir alt küme. Ee, ve bunları, bunları dikkate aldığımızda Türk makam müziğinde tam olarak kaç perde kullanılacağının bir türlü saptanamadığı görülüyor. Ee, çünkü bir taraftan Araliz Gözilek 24 perdeli diyor. Diğer taraftan işte e, 36 perde, 48 perde, 60 perde, 72 perde deniyor. Başka taraftan 29 perde deniyor, 41 perde deniyor. Benim en son önerilerimden biri 79'lu kanun perde sistemi 79 perde deniyor fakat burada e, baya bir karışıklık var ne yapılmak isteniyor ne hedeflenmek isteniyor e, yani çalgıların buradaki gelişim durumu perdeleri nasıl dikte ediyor e, dolayısıyla şöyle devam edelim Ayrıca icra ile kuram arasındaki örtüşmezliğin Türkiye ile sınırlı kalmadığını düşünmek için de sebeplerimiz var. Her ne olursa olsun yürürlükteki nazariyatın icrayı karşılama yetmediği belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen günümüzde tam bura malum Yegi Neva aralığı boyunca 32 veya daha çok sayıda destan bağlanıyor. İşte biraz önce Nevzat'ın dediği gibi ee, ne demiştik? E, bağlamaları 22 perdeye kadar perde bağlanıyor oktavda. Öyle değil mi Nevzatçım? Hocam daha fazla da bağlayalım. Daha fazla da bağlandı oluyor. Yani doyla doğu yaz bölüyorlar üstünde. E, evet. Emir Buğra da geldi. Hoş geldi. Şimdi Merhaba hocam. Hoş buldum. E, Kusura bakmayın dilimdeki rahatsızlıktan dolayı. E, evet. E, konuşamıyorum. Geçmiş olsun. E, ben konuşuyorum da size izah etmek için. Tamam. Şimdi olun, devam, devam edelim. Ee, Merhaba arkadaşlar. Esasen de, de, dediğimiz gibi günümüzde bağlamalara e, Muzaffer Sarı Sözen sisteminin ifade ettiğinin dışında e, veya ifade etmesi e, e, normal olarak ifade ettiğinin dışında perdeler bağlanıyor, Tamburlara yeganeva aralığı boyunca 32 veya daha fazla destan bağlanıyor. Aynı çerçevede kanun yapımcıları dediğim gibi yarım ses mandallarını batıdan getirtilen akort aygıtlarına göre yani logaritmik olarak oktavın 12'de birine çakıyorlar. Eşiğe kadar olan arayı 6 eşit kısma bölüyorlar. Başka bir deyişle oktavı muhtemelen pek bilinçli olmadan pratikçe 72 eşit parçaya taksim ediyorlar ki icranın bugün kullanılan nazariyat ile çatışmaması olanaksızlaşıyor. Ne demiştik? 72 ton eşit taksimat 12 ton e, daireleri içerir. Her biri bisiklet zinciri gibi birbirlerine ayrı dairelerdir. Ayrı çemberlerdir. Ee, tamam. Ee, dolayısıyla e, arelezge sistemi nasıl bir sistemdi? Denizciğim. Ee, 3 bölü 2'leri kullandığından dolayı nasıl bir sistem? Evet Denizciğim. E, 24 kaliteli Tamam ama... Yani 3 bölü 2 oranını kullandığı için kaç limitli? 3. Ee, evet 3 limitli. Yani diğer adıyla... <laughs> ne hatırlamadınız mı? Gizemcim sen hatırladın mı? Ne demiştik? Hani 2500 sene önce yaşamış bir adamla ilişkili bir isim. Bir sistem. Pitagorsal bir sistem. Evet Denizcim. Pitagorsal yani 3 evet. limitli. Yani 3 bölü 2 oranını kullanarak oluşturulan bir sistem. E, 3 bölü 2'leri kullanarak oluşturduğunuz zaman ne oluyor diyezler bemoller? Nevzatçım, çağrıcım. Buluş, buluş, diyez bemol buluşabiliyor mu? Hayır. Buluşamıyor. Öyle. Evet. Yani birbirlerini pas geçiyorlar, solluyorlar. E, ama 12 ton eşit temperamanda ne oluyor? Tam karşılıyorlar. Evet enharmonik sesler diyezler bemoller tam örtüşüyorlar. Şimdi dolayısıyla burada arada yarım komalık farklar meydana geliyor. Eğer ara lezgiyi 72 ton eşit taksimata zorlamaya çalışırsanız yarım komalık farklar meydana geliyor. Ee, i̇nsan kulağı orta frekans bölgesi itibariyle en fazla kaç sentlik hataları affedebiliyordu genel geçer bir e, bakış açısıyla. Çağrıcım. En fazla hocam 8 centli. Tamam. Evet 7-8 centlik hataları ama e, mesela oktavda değil ama beşli aralığında, dörtlü aralığında, majör üçlü de biraz daha fazla ama genel olarak 7-8 centlik hataları affedebiliyoruz. Ama daha büyük hatalar olduğunda göze batmaya başlıyor. Kulağımızı tırmalamaya başlıyor. Mesela e, Karadeniz sisteminde şöyle. Şöyle. Burası Tamam. Bakın. Yani Aşiran'la Buselik arası süper Pitagoryen bir beşli kötü tınlıyor değil mi? Duyabiliyor musunuz? Demek ki transpozisyonlar açısından burada bir problemimiz var. Ekrem Karadeniz'in 41 perdeli sisteminde ee, o kadar perdesi olmasına rağmen bir transpozisyon sorunumuz var. Çünkü ee, çünkü e, Hüseyin'i aşıranla Buselik arasında bozuk bir beşli bulunuyor. Nerede başka bozuk beşli var? Burada bir bozuk beşli var. Başka nerede var? Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şuna bakalım. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Sonra başka. Bunlar tamam. Burada, burada bakalım. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Şöyle gelelim. Bu tamam. Bu tamam. Evet, devam ediyoruz. Bunlar tamam. Şimdi problem yaratan yere yaklaşıyoruz. Geliyoruz. İşte burası. Başka var mı? burada da var problem. Ee, yani Hüseyin'i aşırandan bir koma, yukarı. Neymiş o? Ee, grafiğimize bakalım. Hüseyin'i aşıran yani Hüseyin'i burada Hüseyin'i aşıran Pest Dilaviz dediği Pest Dilaviz'le ...bu e, Buğselik'ten bir koma yukarı dik, Pest Dikçe Buğselik arasında yine problem var. Şurası. Sonra yine burada. Bu, bu tamam. Evet, orada e, uygunsuz bir yere koymuş. Yani Hüseyini Aşiranla Buselik arasında kötü tınlayan bir beşli var. Burada yani başka bir yere koyabilirdi. Belki yapamamış onu. E, böyle kalmış. Bu açıdan bakıldığında transpozisyonlar için problem yaratmaya aday. E, devam edelim. E, şurada kaldık. Evet, yani e, ...çeşitli perde sistemi önerileri var. Bunlar içinde 34 ton eşit taksimat var. Ee, bu 17'nin iki katı, 17 eşit perde sistemi... ...17'li eşit, 17 eşit bölünmenin iki katı. Ee, 41 ton eşit taksimat var. Ama son toplamda Araliz-Gözdelek sistemiyle... ...kanunlara uygulanan 72 eşit... E, si, e, ...Oktav'ın 72 eşite bölündüğü sistem arasında bir örtüşmezlik var. Ee, tarihsel ve çağdaş seçenekler arasından... Bazılarını irdelediğim e, ebced sistemi, huruf notalar var. E, bazıları hepsini inceledim hatırladığım kadarıyla. Ve yaygın olarak kabul edilmiş 24 eşit perdeli Arap sistemi var. Oran sayın 29 perdeli sistemi var. Ekrem Karadeniz 41 perdeli sistemi var. Bunlara hep hep toptan bakıldığında makam müziği icrasını tam olarak karşılamadıkları e, ...yaptığım incelemeler sonucu ortaya çıkıyor. Bu makalede e, demişim, icra kuram uyuşmazlığına çözüm olarak... ...79 sesli sistemi ve notasyonu öneriyorum. Şimdi icra kuram uyuşmazlığının gerisinde biraz daha dikkatle baktığımız zaman... ...ta safiud mevi'ye kadar giden bazı oranlar görüyoruz. İşte 4'te 3 tam ses, 5'te 4 tam ses, 3'te 2 tam ses diye açıklayabileceğimiz oranlar... E, Kuşkularımızı doğrulayan oranlar yani makam müziğini özgü olarak Yalçın Turan'ın beyan ettiği şekliyle 11 bölü 10, 12 bölü 11, 13 bölü 12, 14 bölü 13 şeklinde ifade edilebilen kesirler. Bunlar orta ikili aralıklar. Yani Safiyyid-i Nurmevi'nin mücennebat dediği aralıklar. Tamam mı arkadaşlar? Mücennebatı unutmayın. Sent değerleri şöyle. 165 centlik 4, 5'te 4 ses. 151 centlik 4'te 3 ses, 139 centlik 3'te 2 ses veya 128 centlik başka türlü bir 3'te 2 ses. Ee, dediğim gibi bu kesirler Yalçın Tura tarafından topluca mücennet bölgesi olarak adlandırılmakta ve Farabi'ye kadar dayandırılabilmektedir. Aslında antik çağdan beri tanınan oranlar bunlar. Ee, çeşitli tetrakort taksimlerinde kullanılıyorlar. Ne var ki Yürlükteki aralizgi perde sistemine bakıldığında mücennet bölgesi aralıklarından ancak iki çeşidi görülüyor ve bunlar ücra perdeler arasında. Yani aralizgi sisteminde beşliler zincirinin uç kısımlarındaki perdeler arasında çok ender görülüyorlar. Ee, şunlar. 5 kez 137 santlik bir aralık görülüyor. 2 kez 156 157 santlik bir aralık görülüyor ama bunlar nerelerdeler? Ee, dik buseli kicaz arasında bir tanesi 137 santlik. Kaba Dikicaz, Kaba Hisar arasında, Kaba Dikisar, Dikacamaşıran arasında, Dik Geveş Zirguli arasında, Dik Zirguli, Dik Kürdi arasında bunlar işimizi gören yerlerde değiller. Bir de 157 sentlik aralıklar var. Bu dik kürdi, dik buselik arasında. Dik acamaşıran, aşıran, dik geveşli arasında. Bunlar da işimizi gören yerlerde değiller. Çünkü bizim ihtiyacımız olan Uşak makamının, Hüseyin'i makamının, Karciyar'ın, Sabah'ın, Hüzzam'ın e, gerektirdiği yerlerde olmaları gerekiyor. Orada değiller. E, i̇şte bundan dolayı zikredilen perdelerden dik buğselik, kaba kava dikeceğiz, dik acamaşıran, aşıran, dik geveşli adıyla anılanlar repertuarda hiç kullanılmadığından hareketle mevcut kuramda tek tük görülen bu orta ikillerin gerek notada gerek uygulamada hiçbir işlevi olmadığı anlaşılıyor. Karl e, Carl Signal 1977'de e, bir e, çalışmasını yayınlamıştı. E, Can Akkoş ve Kara Osmanoğlu da 2003'teki yaptıkları incelemelerinde bunu ortaya koymuşlardı. E, bakıldığında Tamburi Necdet Yaşar rahmetlinin bilhassa orta ikili aralıkları icra ettiği şurada görülüyor tablo 2. Bakalım işte burada. Hüseyin'i aşıran Nimarak adı verilebilecek olan bir aralıkta 148 cent. Dügah Uşak adı verilen e, aralık Uşak perdesiyle ile Dügah arasında 145 cent. Sabah perdesi Çargı arasında 143 cent. Neva ile Hüzzam arasında yine 143 cent. Hüseyin'i ile Nimeviç arasında 133 cent. Gerdani ile Dikçe Şehnaz arasında yine 133 cent diye aralıklar ölçülmüş. E, e, şey tarafı Karl Signal tarafından. İşte bunlar basit sayılı tam tınısal oranlarla açıklanabiliyorlar. E, nedir onlar? Dediğim gibi işte 12 bölü 11, 13 bölü 12, 14 bölü 13 şeklinde oranlarla açıklanabiliyor. Neydi bunlar? İşte yani yarım sesle tam ses arasında e, mücennebat. E, bazen yarım ses dahil çünkü mücennebi sebbabe işaret parmağı yanı. ...ifadesinden hareketle mücennebata dahil edilebilir. Ben öyle e, dahil edebileceğini vazetmiş bulunuyorum. Şimdi bu, 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 bu ders itibariyle böyle düşünülebilir. E, nihayetinde e, işte burada tam tınısal oranlar var. E, bunlardan daha da kesin olarak belki 27 bölü 25... ...88 bölü 81... 162 bölü 149 ve 49 bölü 45 şeklinde aralıklar da duyurulmak istenmiş olabilir. Ama önemli olan şu. Yani yarım sesle tam ses arasında orta ikili aralıklar var. Mücennebat dediğimiz aralıklar var. Safiyyud-i Nurmevi'den beri var. Ee, belki işte matematiksel olarak e, açıklamaların kesintiye uğradığı 1400'lü yıllarla 1800'lü yıllar arasını saymazsak... E, ...her zaman matematiksel olarak açıklanmış olarak bulunuyorlardı. Ee, i̇şte Ayhan Zeren var, Profesör Doktor rahmetli. O Türk müziğinde kullanılan kural dışı sesler hakkında bir makale yayınlamıştı. Gayrimüsavi 24 teperde taksimatı savunuyordu. Ee, buna göre bu e, araliz sisteminin sınırları dışına taşan sesleri sapma olarak yorumlamıştı. Söz gelim, uşak makamında Segah perdesinin yazılana göre daha pes çalınmak istenmesini makamın kararına gidilirken ikinci derecenin dik kürdüye doğru yakınlaştırılmaya çalışılması şeklinde açıklamaya kalkmıştı. Sapmanın gerekçesi olarak vurulara yönelik bir açıklamayı ileri sürmeye çalışmıştı. Ee, yani ne demişti? Ee, dik kürdüye doğru bir gidiş yap yakalanmak istenir, istenirken... Ee, orada kararsız kalınıyor çünkü küçük aralıkların belirlenmesinde vuru engelleri küçülüyor demişti. Bundan dolayı müzikçiler nota belirtilmediğinden ötürü dik basmada tereddüt yaşıyorlar diye bir e, aslı astarı olmayan bir açıklama yapmaya çalışmıştı. Ortaya çıkan uşak perdesi gibi, hüzdan perdesi gibi, sabah perdesi gibi durumları hatalı ve belirsiz sesler olarak nitelendirmeye kalkmıştı. Bu yaklaşımın bana göre hiçbir... E, e, kabul mümkün tarafı yok. Çünkü bu perdeler bağlamalarda bulunuyor. Tamburlarda bulunuyor. Kararsızlıktan gelen perdeler değiller. Ve Safiye Dünur beri var e, matematiksel olarak ifadesi bulunan perdeler. Demek ki e, Ayhan Zeren'in e, e, savı şayanı kabul sayılamayacaktır. Vuruların aynı anda duyurulan yakın frekans iki sesten doğan engellemeler veya uzak iki sesin ortak dalga formundaki periyodik değişimler sonucu oluştukları ve Aralys Gürdek sisteminin beşler Zinciri yolu inşa edildiği hatırlanacak olursa tambur gibi sabit perdeli Türk müziği sazlarında hele hele tek sesle icra yapılırken Ayhan Zeren'e göre hatalı ve belirsiz sesler katil suretle icra edilmemek gerekir ki gerçek hiç de böyle değildir. Kaldı ki gayrimüsaf 24 perdeli taksimatta 27 bölü 16 oranındaki mesela 330 hertz 330 hertz titreşime sahip Bolaing akortlu 330, hertz, 330 hertz titreşime sahip bir dügah perdesini alıp daha sonra e, 40, 40, 40, 4096 bölü 2187 oranıyla gösterilen bir segah perdesi e, veya 59.49 bölü 32.768 oranıyla gösterilen bir dik kürdi perdesi arasında bir vuru oluşacak şekilde değerlendirsek e, aynı dügah perdesiyle 10'dan 13 bölü 12, 12 bölü 11 veya 11 bölü 10 yukarıdaki ortak ikili ağırlıkları meydana getireceği vurulardan çok daha karmaşık vurularla baş etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. E, hesapları burada ama başınızı ağrıtmak istemiyorum. Sonuç olarak e, kuşkusuz son 3 örnekteki yani e, 13 bölü 12, 12 bölü 11 ve 11 bölü 10 gibi oranların kullanıldığı hallerdeki uşak bölgesi perdeleri, e, Bola Henk akortu itibariyle sırf Ayhan Zerrin'in bahsettiği vurular dikkate alındığında Arelizgi Uzilek'in Segah'ı veya Dik kür Kürdisi'ni nazaran çok daha rahat bulunabilmektedir. Sadece vurulara göre hesap yapmaya kalkarsanız. E, eşyanın tabiatına uygun olan ise araları bu kadar açık seslerde doğuşkanlara dayalı psikofiziksel vuruları esas almaktır. Buna göre Bola Heng'de e, rast perdesini temel kabul edersek Segah ve dik kürdi perdelerini rast ile oluşturacakları e, psikoakustik vurulara yoğunlaşmamız gerekir. Bu da e, işte Segah perdesi ve dik kürdi perdesi için böyle hesaplar gerektiriyor. İşte bu, e, bu psikofiziksel vurular dahi kolay sayılır cinsten değildir. E, dolayısıyla zekreden uşak bölgesi perdelerinin dügea perdesiyle hiçbir biçimde psikofiziksel vuru oluşturmayacak şekilde böyle hesaplanması halinde e, Ayhan Zeren'in ifade ettiği e, noktaların hiçbir geçerliliği kalmıyor. Erol Sayan'a gelecek olursak Uşak e, makamı dizisindeki ikinci dereceyi biraz sonra göstereceğim üzere Glissando bölgeleri yoluyla açıklamaya çalışmıştır. Şöyle işte bir komadan dört komaya kadar olan aralı, ara, ara kısmı Glissando bölgesi. 5 komadan 8 komaya kadar olan bölgeyi Glissando bölgesi olarak açıklamaya çalışmıştır. Nedir ki meselenin bunca basit geçiştirilemeyecek kadar derin olduğunu Uşak Makamı dizisinin ikinci derecesi üzerine yapılan e, Gürbüz'ün araştırması ortaya koymaktadır. Bu araştırmada Uşak Makamı'nın ikinci se in inici seyrinde dügahtan 133 cent, çıkıcı seyrinde 159 cent uzaklıkta bir Uşak perdesinin basılması öneriliyor. Bu öneri şimdiye kadar temas edilen ve meviden beri bildiğimiz oranlarla örtüşme sergiliyor. O bulgularla örtüşme sergiliyor. Açıklanan veriler ışığında Aralizgi uzunluk Sistemi'nin ne kadar elden geçirilirse geçirilsin makam müziği icrasındaki orta ikilileri ifade etmede yetersiz kaldığı kanıtlanıyor olmaktadır. Bir tek e, e, çekince var. 53 komaya çıkartılabilir ama bu defa şu soru sorulabilir. Niye kanunlar uygulanmıyor? Niye tamburlara tam manasıyla uygulanmıyor? Niçin bağlamalarda tam manasıyla görülmüyor? E, bu soruları sormakta yarar var. Kesilirse bir son seans daha bağlantı yapmanızı rica edeceğim ve toparlayacağız. Açıklanan veriler ışığında demek ki rezgi sistemi e, 24 perdeli haliyle uygunsuz bir sistem. 53 komaya genişletilecek olsa holder koması sistemi olarak genişletilecek olsa mesela... Ama tamburlara niye tamamıyla uygulanmıyor veya düzgün bir şekilde uygulanmıyor? Bağlamalarda niye doğru düzgün görülmüyor? Veya e, kanunlara niye o şekilde uygulanmayıp 72 ton eşit taksimat e, uygulanıyor? E, i̇şte burada müsavi 24 perde taksimatın icrada tespit edilen orta ikili aralıkları karşılayamayacak olduğu halde nasıl olup da yürürlüğe konduğu ayrıca tartışmaya değer bir konudur. Bu aralıklar evvelden de uygulamada var idiyse ki var. Ee, dediğim gibi işitilmemeleri mümkün değildir. Acaba mevcut 24 perdeli gayri müsavi taksimatın ve nazariyatın e, mucitleri, e, geliştiricileri söz konusu aralıklara yer vermemekte özel bir neden mi gözettiler? Bu sorunun yanıtını kısaca vermek isterim. Batı müziği sesleri, çalgıları ve kuralları üzerinden çok sesli ulusal müzik oluşturulma yönelik çabalarını hız kazandığı müzik inkılabı sürecinde Alaturka diye nitelenen makam müziği geleneğimiz Bizans Arap kökenli olmakla damgalanmıştı. Keza Uşak bölgesi örneğindeki çeyrek tonlara dayandığı gerekçesiyle öyle diyebiliriz dışlanmıştı. Dönemin anlayışı uyarınca Alaturka müzik 1926'da konservatuarlardan kaldırıldı. Çalgı tedrisatı kaldırıldı. 1936 yılları arasında radyolardan bir müddet kaldırıldı. 1976'dan bu yana Türk musikisi konservatuarlarında öğretilmekte olan kuram işte tam da böyle bir dar boğazda ortaya çıkıyor. İşte Rauf Yekta'nın, Saadet'in Arel'in ve Supi Ezgi'nin temellerini atıp son şeklini verdiği gayrimüsafi 24 perdeli taksimat ve buna dayalı nazariyat modeli çeyrek ses olmayacak şekilde yani Arap yahut Bizans kaynaklı sayılamayacak biçimde son toplamda musiki inkılabının tepkisini celbetmeyecek bir Türk müziği kurgusuna hizmet edecek şekilde tasarlanmış görünmektedir. Bu çerçevede icra kuram çatışması, makamlara dayalı mirası, Bizans yahut Araplar ile ilişkilendiren çeyrek tonların bahsedilen gerekçeyle sistem dışına itilmek istenmesi sonucu olarak vücut bulmuş izlenimi vermektedir. Tamam. Ee, şimdi... E... Tekrar bir seans başlatmak üzere kapatıyorum, bekliyorum sizi son seansa. Tekrar bağlanalım ee, ve artık son sözlerimizi alarak bitirelim. Evet, şuraya geldik. herkes gelecek diye bekliyorum ve seansı tamamlayacağız ve e, şuraya geldik Tamam Karadeniz'in sistemini çalıştık bunu geçelim ve heh, şu şu noktaları tekrar dile getirmek istiyorum. Evet Volkan'cığım tekrar hoş geldin. Volkan'cığım tekrar hoş geldin. Evet. Nevzat'cığım, e, Çağrı'cığım tekrar hoş geldiniz. E, heh, sesim geliyor mu? Tamam. Şimdi e, dersimizin başına tekrar bu çerçevede geri dönelim. Yani birinci dersimizin e, hızlıca bir özetini geçelim ve... E, ...seansımızı noktalayalım. On binlerce yıllık bir problemden bahsetmiştim. Yani... E, ...müziğin ortaya çıkışında... E, ...ilkel ve düzensiz... ...sesler mi geçerliydi? Daha sonra düzene sokulan. Yoksa ilkel, düzensiz... ...diye tabir edilen o sesler... E, ...çalgıların... ...kendi bünyelerinden gelen eşyanın... ...evrensel tabiatı mıydı? Hatırlayın... ...ne düşünüyorduk bu konuda? Sizlerin... ...cevapları vardı. Eee... Bu cevaplarınızı gözden geçirmek ister misiniz Nevzatçım çağrıcım? Şimdi burada bu anlatılanlar çerçevesinde tekrar söylemek isterseniz de neler düşünüyorsunuz? Evet. Sesin gelmiyor Nevzatçım. Tamam hocam açtım ben <laughs> mikrofonu. Ee, hocam ilkel ve düzensiz sesler bunları tabii ilk derste biraz daha e, ham bilgilerle bir şeyler ifade ettik ama hı hı. şimdi son dersimizde değerlendirecek olursak yani bunlar aslında birer e, hepsi sistem bizim o zamanın sistemi bizim yaptığımız sadece günümüze kadar bu sistemi geliştirmek olmuş insan olmaları. ama kendi toplumumuzda e, bu ilkel düzensiz olayına fazla takılmış bence evet e, yani bazen Evet. Şey, bazen e, geliştirmeye karşı durmuşlar ve e, hep eskiyi savunmuşlar, hep eskiyi savunmuşlar. Bu da biz, bizim gelişimimizi engellemiş diye düşünüyorum. Şu, şu noktayı dile getirmek istiyorum. Çağrıcığım, temperaman e, diye karşımıza gelen ve eşit temperaman dayatmasına dönüşen bu gelişme ya da zorlama e, sonuç itibariyle e, Çalgılarımızın otantikliği veya or senfonik orkestralarda yer alması durumu itibariyle değerlendirdiğimizde bize neyi gösteriyor? Yani doğal olan aralıklar, doğal olmayan aralıklar diye e, baktığımız zaman biz burada kendimizi biraz kandırmış mı oluyoruz? Bence olabilir hocam. E, Çağrı'cım sen ne düşünüyorsun? Yani armonikler var değil mi? Yani şey, bazı çalgılarda armoniklerin tutturulması gerekliliği var. Tam evet. beşlinin bulunması gerekliliği var. Ama bütün çalgılarımızda olduğu gibi bu oranların, bu tutturmaların yapılması gerekiyor mu? Ee, yok hocam yani hani, hani kimilerinde tabii ki de hani gerekiyor. Evet. Mesela hemençe e, dediğimiz enstrümanda çift tel çalarız mesela. hani şeyde, e, Tam beşli hani dediğimiz sistemin hani e, çalınarak e, gösterilmesi gerekir. Ama, ama bazılarında da gerekmez tabii. E, tamam. Yani burada doğal aralıklar, doğal olmayan aralıklar diye e, armoniklere dayalı veya pitagorsal sisteme dayalı yaklaşımların temperaman e, savunucularına karşı ileri sürülmesinin eee ...zemini aslında çok dar bir zemin... ...öyle değil mi? İdeolojik bir zemin. Evet, Volkan'cığım sen ne düşünüyorsun bu noktada? Volkan'cığım? Volkan cevap vermedi. E, demek ki... Tamam böyle yapalım. Müziğin ortaya çıkışında... ...seslerin ilkel veya düzensiz... ...oluşu iddiası... E, ...çalgılarımızın veya çeşitli kültürlerin çalgılarının gelişimi bakımından aslında çok dar bir bakışın sonucu olarak karşımıza çıkıyor diyebilir miyiz? Yani çalgılarımız serbest sürekli perdeli olabilir, sabit perdeli olabilir veya karman çorman perdelerle vurmalılarla gerçekleştirilecek türden, gelişi güzelliklerle yapılacak türden olabilir. Tulum örneğinde. Bazı makamların dışında hiçbir ses vermeyecek şekilde e, gelişi güzel kurgulanmış olabilir. Geliştirilmeyi bekleyen çalgılar kategorisine giriyor olabilir. E, ve dolayısıyla e, matematikle e, çok haşır neşir olunmaya başlandı yüzyıllardan günümüze, e, logaritmanın ortaya çıkışından, geometrik ortalamaların alışından alış günümüze, e, dolayısıyla müziğe kozmik, aritmetik geometrik düzen getirme arayışlarından günümüze Aslında e, çok da e, tutarlılığı olmayan yapay bir tartışma olarak karşımıza çıkıyor değil mi bu doğal olan aralıklar doğal olmayan aralıklar tartışması Tamam şimdi yani binlerce yıldır devam eden bir olguyla karşı karşı olarak şu noktayı el alalım e, günümüze son 100 yıla geldiğimizde son yüzyıla geldiğimizde Türk makam müziği dediğim e, oluşum söz konusu olduğunda Ziya Gökalp ne demişti? Hatırlayalım Türkçülüğün Esasları kitabının e, çeşitli kesimlerinde Cumhuriyetimizin kuruluşunda şiar edinilmiş bir tezi vardı. Ne diyordu? Çeyrek sesleri Farabi Bizans'tan aldı. Araplar arasında yayıldı. Osmanlı işte bu sentetik musikiyi yüzyıllarca uyguladı. Ama asıl çeyrek ses içermeyen otantik Türk nameleri Anadolu taşrasındadır. Çeyrek sesler doğal değildir veya işte çeyrek seslenen orta ikilileri kastediyor bu açıdan. Mücennebat doğal değildir. Asıl otantik Türk nameleri Anadolu taşrasında işitilebilir. Peki Yekta Arelizgi ekolü adını verdiğim karşı atakta nedenmişti? 1926-1976 yılları boyunca dışarlama ve yasaklar dönemi itibariyle bilakis saray, tekke ve dümtek müziği diye aşağılıyorsunuz. Bilakis halk havalarımızın daha rafine şeklidir bu. Yani Klasik Türk musikisi, Türk sanat müziği veya Enderun fasıl müziği diye aşağıladığınız müzik halk havalarımızın daha rafine şeklidir. Sistemini Türk kökenli nazariyatçılar işte yüzyıllarca yıl önceden, e, yüzyıllar öncesinden e, veya binlerce sene öncesinden tanımlamışlardır ve icracılar yüzyıllarca uygulamışlardır. Her ikisinde de çeyrek ses yoktur, melodik aralıklar vardır. Doğal sesler vardır yani suni yapay sesler yoktur melodik doğal aralıklar vardır çağdaşlaşma adına çok seslilik peşindeyseniz işte bu milli temeller üzerine bina etmeniz lazım diyorlardı demek ki ne diyorlar e, Türk makam müziğinde çeyrek ses vardır ya da mücennebat e, işte o e, batı müziğinde olmayan sesler vardır e, ve bunlar hiçbir şekilde batı müziğine yakınlaştırılamaz diyorlar mıydı? demiyorlardı değil mi? Yani çeyrek ses diye adını koydukları çeyrek sesleri bilhassa dışlıyorlardı. Bilhassa damgalanmaması için Bizans Arap diye damgalanmasın diye onu dışlayacak şekilde bir çaba içindeydiler. O şekilde yaftalanmak istemiyorlardı. O şekilde damgalanmak ve hedef haline gelmek istemiyorlardı. Dolayısıyla Yekta Arelezge ekolünün karşı atağının tezlerini burada hatırlayın. Yani halk havalarımızın daha rafine şeklidir. Endorun fasıl müziği, Yüzyıllarca, binlerce yıl boyunca Türk kökenli nazariyatçılar ve icracılar tarafından uygulanmıştır. Her ikisinde de halk havalarımız olsun, Enderun fasıl müziği olsun, çeyrek ses bulunmamaktadır, ebad-ı lahniye vardır, melodik aralıklar vardır ve çağdaşlaşma adına çok sesliliği gözetiyorsanız işte bizim önerdiğimiz gayri müsavi 24 perdeli taksimat zemininde bunu yapmanız lazım diyorlardı. Şimdi burada çağdaş çok sesli Türk müziği, yapılmak istenirken öbür tarafa da diyeceklerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk yeni sosyete yeni sanat direktifinde bulunmuştu. Yani kurumsal ve kuramsal düzlemde batı çalgılarıyla, batı orkestralarıyla, batı formlarıyla, batı teknikleriyle sonuçta Avrupa'yı kurgu ve sesler ile ama bizim halk havalarımız malzeme kılınarak yeni bir Türk müziği paradigması yaratılmak istendi. Musiki inkılabı budur. Yani Kemalizm Musiki inkılabı reçetesi. 1926'dan 1976'ya kadar e, devam etti. Özellikle çok e, sert bir şekilde uygulanmak istendi. Birincisi Batı tarzı konservatuarlar olacak. Asla Türk müziği tarzı bir konservatuar olmayacak. Opera ve rejimin beklentilerine uygun yapan radyo ve televizyon olacak televizyon daha sonra devreye girdi ama opera olacak, batı müziği çok sesliliğine uygun yapın yayın yapan radyo olacak. İkincisi, klasikal kontemporan batı müziği kuramı çıkışlı ve asla Alaturka tadında olmayan işte olacaksa Kemal İlerici'nin ileri sürdüğü gibi dörtlü armoni veya pentatonizm temelinde bize özgü çok seslilik sentezi olacak. Bu tür arayışlara geçit verilecek. Üçüncüsü, memleket satında ulusal müzik ee, yanı sıra batı müziğini de dinletme, beğendirme ve sevdirme misyonu gözetilecek. Hatırlayın bunları. Çağdaş çok sesli Türk müziğini e, ileri sürenler, bunu e, bir reçet olarak e, on yıllarca uygulamak isteyenler, batı tarzı konservatuarda yapmasında bulundular. Türk müziği bölümlerini kaldırmaktan ve Türk müziği çalgılarının eğitimini yasaklamaktan yana tavır aldılar. Opera ve rejimin beklentilerine uygun yayın yapan radyo, gözettiler. E, senfoni orkestralarının batı sesleriyle bize halk müziği namelerimizi ulaştırmasını gözettiler. Yapılan çok sesliliğinde batı müziğinin 12 sesi itibariyle yapılan bir çok seslilikten ibaret kalmasını gözettiler. Memleket satında işte ulusal müzik diye bunu yay, yaygınlaştırmak isterlerken diğer taraftan batı müziğinde sevdirmek istediler beğendirmek istediler ve halkın çeşitli kesimlerine, taş, taş kranın çeşitli kesimlerine kadar ulaştırmak açısından radyoyu ve sonra televizyonu seferber etmek istediler. Ama tabi 10 yıllar içinde siyasi gelişmeler oldu. İdeolojik dönüşümler oldu. Ee, i̇şte soğuk savaş dönemi girdi. Ondan sonra sağ sol çatışmaları girdi. Ondan sonra işte darbe dönemleri geldi geçti. Günümüze kadar ulaştık. Demek ki bu iki durumu hatırlayın. Yani Yekta Ezgi kolünü ve Kemalizm Musiki İnkılabı reçetesini hatırlayın. Ee, Supi Ezgi ve Saadet'in Aralin Rauf Yekta'da ayrıştıkları noktaları da hatırlayın. Neydi? e, Rauf Yekta, 24 perdeli sistemimizin maazallah Aristides Quintilianus tarafından açıklandığını ima etmişti. E, bu iddianın e, Türklerin ses sistemlerini Yunan'dan aldığı anlamına geleceğinden hareketle Supiezgi buna karşı çıkmıştı. Büyük bir hata işliyorsun. E, ki hata işlemi, işte, işlemiştir, işlemiştir demiş de, 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 de ya Rauf için. E, sonra Saadettin Arel ne dedi? Özünde Türk malı olan makamlarımızın sırf makam, perde ve biçem isimlerinin Araplığına, Farslığına bakılarak Türklüklerinden koparılmalarına seyirci kalınamayacağından bahsetmişti. Gerekirse bundan sonra yapılacak tüm işlerde öz Türkçe yaslanılması gerektiğinden bahsetmişti. Ve bu çerçevede iş o noktaya vardı ki Arel ne dedi? Arapça, Arapça'da geçen erba lafının yani dörtte bir lafının çeyrek ses anlamında olmayıp ...arpa ölçüm birimi anlamında olduğunu iddia etmişti. Hatırlayın yani... ...şeyin tamburun sapında, bağlamanın sapında... ...perde yerini belirlemek üzere... ...arpa ölçüm birimi olarak erbağının geçtiğinden... E, ...Arapların buna arpa anlamında erba dediğinden... ...fakat Türklerin arpayı şair yaptığından... ...yani Arapça e, arpa lafını... Arap e, Arap dilindeki şair olarak kullandıklarından ve buradaki özentimizin terk edilmesi gerektiğinden bahsetmişti. Ve başka ne demişti Saadet Aral? Türkler gittikleri her yerdeki yabancı halkların müziğini kendi müzikleriyle ikam etmişlerdir. İşte Balkanlardan, Kafkaslara, Magrib'den, Çin'e kadar benzeşik duyumların açıklaması budur demişti. Bu demek ki işin yani 1930'larda yükselen... E, etnik ya da kafa tasçı Türk milliyetçiliği anlayışı itibariyle e, yeniden bir revizyona tabi tutulması anlamına geliyor. Yani Türk müziği nazariyatı sadece 24 perdeli gayri taksimatın çeyrek sesi içermesi yetmiyor. Aynı zamanda hiçbir şekilde sistemin Yunanlılarda alınmadığının gösterilmesi veya hiçbir ilişkisinin olmadığının gösterilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Araplardaki erbanın Türklerde arpa olduğunun gösterilmesi gerekiyor veya bütün makam müziği ikliminin bu kadar benzeşik oluşunun açıklaması olarak Türklerin gittikleri her yerde yerli müzikleri kendi müzikleri ikame ettiği e, gerçeği e, açıklaması gerekiyor. E, dolayısıyla e, benim bakışımı hatırlıyorsunuz bunları geçiyorum. E, dolayısıyla geldiğimiz nokta bu. Son sözlerinizi alalım ve bu dersimizi tamamlayalım ve dağlaşalım arkadaşlar. Evet buyurun. Evet Nevzatçım. Hocam yani e, bir dönemde bir dönemde gayet güzel bir şekilde ön yargılarımızdan kurtulduk. Bir de <laughs> yeni şeyler öğrenmiş olduk. <laughs> güzel. Yani şey anlamda kendi hayat, müzik hayatımızda kullanacağımız şeyler öğrenmiş olduk. Ki başka bir bakış açısı da kazanmış olduk. Bakalım bunun daha artılarını ileride göreceğimizi düşünüyorum. Tamam. Çok güzel Nevzat'cığım. Çok, ederim, çok yani. sağ olasın. Evet, Çağrı'cığım senin son sözlerini alayım o zaman. Hocam benimki de ters e, içeriğinden ziyade e, ben şey tarafını çok sevdim. yani Sizin o e, savaşçı bir tarafınız var. Ben o savaşçı tarafınızı çok ah, sevdim. Teşekkür sizin. ederim. Yani, e, e, onun dışında da işte hani bu bahsettiğiniz ses sistemlerini hani kendimiz hani daha da hani çalışarak belki hani bir noktaya getiririz veya hani e, kendimiz hani e, kullanarak insanlara tanıtırız. Hı hı. Vesaire. Ha. Bir, <laughs> bir de yani kof ve ham iddialara karşı elinizin altında araç gereç var artık. Yani nasıl kullanacağınızı iyi kötü anladınız. Nasıl seferber edeceğinizi gördünüz. Evet ve ham kof iddia sahiplerinin eee <laughs> Bizim perdelerimizi, seslerimizi açıklamak üzere ileri sürdüğü araçları sınıyabilirsiniz. Ee, ne kadarı işinizi görecek, nerede çuvallayacak, nerede yetersiz kalacak, nereye kadar işinizi görebilir, bunları tartabilirsiniz, sınıyabilirsiniz. Ee, ve dolayısıyla bu perspektifi kazandığınızdan dolayı çok memnun oldum, ee, faydalı olabildiğimden dolayı çok memnun oldum. Ee, o zaman finallerinizde başarılar diliyorum size. Sevgili arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Ee, Umarım ileriki yıllarda da başka yerlerde olur. Yine yolumuz kesişir. Tabii ki. Tabii ki inşallah. Ee, ben çok İstanbul'da Vaniköy'deyim. Beklerim. Ee, yolunuz düşerse. Ee, konuşuyoruz. Ee, zaten iletişim bilgilerimiz var. Tamam. Tamam Peki. hocam. Çok teşekkür ee, ederim. Finallerinize çok, çok başarılar. Ee, Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Peki. Siz de.